Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, merhabalar. Bugün önemli bir konuğumuz olan köken ve doğumu Batı Ermenistanlı Simon Daronyan'la birlikteyiz. Sayın Daronyan, programımıza hoş geldiniz. Arif. Kendinizi bize biraz tanıtır mısınız? Küçüklüğünüzde ne gibi bir yaşantınız vardı? Biraz anlatır mısınız? Batı Ermenistan topraklarında dünyaya gelmişim. Batı Ermenistan derken çok bizler için çok hüzünlü bir durumdur. Açıklaması kelimelerle çok zor bir histir. Batı Ermenistan'da Ermeni insanın yaşaması hafife alacak bir durum değildir. Oysa biz kendi memleketimizde hep ötekileşmişiz, yabancılaşmışız, başkalaşmışız. Ama Ermeni insanı hep vardı. Ermeni kendi Batı Ermenistan ataların memleketinde, topraklarında yaşamı ve yaşamı sürdürmesi çok zor. Bunun sebebi ki bizim ülkemiz yüzyıllarca Ermeni insanın yönetimi başka bir yönetim altında başkalaşmış yabancı sömürgeci devlet yapılarının otoritesi altında yaşadıkları için insanlarımız hep birbirinden kopuk hale getirilmiş, yabancılaşmış, ötekileşmiş. Bugün Batı Ermenistan dediğimizde Ermeni insanın orada yaşadığı sürece baktığımızda sanki kendi memleketinde değil, başka bir ülkedeymiş, başka bir uzak diyarlarda gelmiş insanların mantığıyla bir algı oluşmuştur. Biz bugün baktığımızda bugünkü mevcut olan devlet rejimi yönetimi altında yaşantımız herkesin kendisine göre, yani her Ermeni insanın, ailesinin, bireyin kendisine çok uzun öyküsü, romanlara bile sığmayacak yaşamışlığı vardır. Zulümle yaşamışlığı vardır. Kendim Batı Ermenistan'da doğmuşum ve küçüklüğüm oralarda geçmiştir. Bugün dahil hatırlıyorum oraları çok iyi bir şekilde. Resmi olarak kendi ülkesinde varlığı hep yok saymış, yok edilmiş, inkar edilmiş bir süreç söz konusu olarak süre gelinmiş. Benim kendi özel yaşantım da, yani oradaki birey insanlarımızın, ailelerin yaşantının çok farklı bir yaşantı yaşamadığımız söz konusu. Kendim Daron, bugünkü işte Muş ve bölgelerinde oranın yerlisi olan Ermenilerindeniz. Bugün oradaki insanlarımız yani çok rahat bir yaşantı hiçbir zaman sürdürememiştir. Bütün her türlü zorlukla yaşamak mecburiyetine gelmiştir. Sizde kimlik bilinciniz nasıl gelişti? Kimlik bilincim küçükten beri bir, yani hay olduğumuz farkındaydık. Kimlik bilincimiz hep yaşadığımız zorluklar bize kimliğimizi de zorunlu bir şekilde farkındalık oluşturuldu. Bu zor koşullar içerisinde hep sorgulamak, hep araştırmak mecburiyetini hissettik. Kimiz, neden bunu yaşıyoruz? Bunun sebebi nereden kaynaklanıyor? Niye böyle bir sorunla yaşıyoruz?
Neden hep böyle biz Ermeni insanla bu kadar nefret vardır? Bu sebepten dolayı kimliğimizi sorgulamak, araştırmak zorunluluğunu hissettim. Sayın Daronyan, sizce Batı Ermenistan ne anlama geliyor? Çok güzel ve enteresan bir soru. Batı Ermenistan dediğimizde bugün yani mevcut olan yaşadığımız, doğduğumuz toprakların tarihsel olarak Yüksek Ermenistan olarak adlandırılmıştır hep. Bugün birçok kolonyal güçler tarafından orası hep Ermenistan olarak bilinmiştir. Bugün Ermenistan dediğimiz zaman Ermenistan plato olarak çok geniş ve büyüktür. Batı Ermenistan, Ermenistan'ın batı kısmını oluşturmaktadır. Bugün batı kısmı da daha çok bugün asıl olarak Küçük Asya bölgelerinin iç içe geçmesi ve onun paralelini teşkil ediyor. Ama zamanla bunu Anadolu olarak adlandırmıştır. Çünkü hep baskıcı sömürü bugünkü mevcut olan sistemin dayatılması oranının hiçbir zaman işte Ermeni insanın yaşadığı ülke olmadığını kanıtlamaya çalıştım. O yüzden yeni bir coğrafi isim icat etmişler. Onu da Yunanca'dan ödünç alınmıştır. Yunanca'da bir yön ismidir Anadolu. Anadolu ise sınır çok ölçüsüz bir adlandırmadır. Ama bunu bugünkü Batı Ermenistan'ın yani yabancılaştırmış ismi olarak dönüştürmüş. Ki orada hiçbir zaman Ermeni ülkesi olmadığını anlamına getirmek açısından. Oysa ki bütün dünya eski haritalarında orasının Ermeni yüksek yaylası olduğu görmekteyiz. Ve bugün Batı Ermenistan dediğimiz zaman ilk olarak Roma'nın doğusu oluşturan imparatorluk ve batı kısmını işgaliyle beraber 387'de ilk olarak Ermenistan ikiye bölünmesiyle beraber batısı bölümüne Batı Ermenistan'da ilk olarak denilmeye başlamıştır. Zaman zaman birleşmiş, zaman zaman bu bölünmesi söz konusu olmuştur. Bugün de yani diyebiliriz Batı Ermenistan bugün işgaldeki topraklar için batı kısmına, Ermenistan'ın batı kısmına Batı Ermenistan adlandırması. Batı Ermenistan'ın ve Küçük Asya genelinde sömürgeci Türkiye rejimi altında Ermenilerin durumu nasıldır? Çok güzel bir soru. Bugün Batı Ermenistan ve Küçük Asya'nın diğer bölgelerinde yani Ermeni insanının yaşantısı hiç iç açıcı olmamıştır. Çünkü Ermeni insanına politik olarak 1878 Berlin Konferansı'ndan bu zamanda kadar Ermeni karşıtı bir sorunla yani bir sorun söz konusudur. Onun karşısında Ermenilerin hiç haklarını eşit vatandaşlık haklarını verilmesi gerekirken aynı zamanda Ermeni sorunu Berlin'deki asıl olarak Batı Ermenistan sorunudur. Bu Batı Ermenistan sorununun çözümü yapması gerekirken Ermeni insanların, Ermeni halkının yok edilme prosesine karar veriliyor. Ve bu proses içerisinde
üç rejim diyebiliyoruz. Abdülhamit rejimi, İttihat Terakki ve Kemalist rejim tarafından soykırıma tabi tutuluyor. Bu soykırım süreçleri çok acımasız ve kanlı geçiyor. Burada Ermeni insanın kendi öz ata yurtlarından, ana vatanlarından, kendi memleketlerinden yok edilmesi, imha edilmesi, asimile edilmesi çok acımasız bir şekilde yapılıyor. Ve oradaki Ermeni halkının sorunları bugüne kadar hiçbir zaman çözülmedi. Oysa ki bu uluslararası anlaşmada en azından yani bazı reform yapılması gerekiyordu. Bu reformlar çerçevesinde bir eşit vatandaşlık hakları verilmesi gerekiyordu. Fakat bu soykırım süreçlerini Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürecine kadar gitmiş oluyor. Ve Batı Ermenistan aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda bir kısımları tekrar Rusya'nın işgaliyle kısmi olarak Ermeni gönülleri tarafından kurtarılıyor. Bu esnada Batı Ermenistan'ın aynı zamanda kendi kader tayin hakkını bağımsızlığına kadar Ekim devriminden sonra Rusya tarafından bir bildirge olarak yayınlanarak kabul görüyor. Ne yazık ki Rusya Batı Ermenistan Ermeni halkını kaderine yüzüze bırakıyor. Kaderini yüzüze bırakmasıyla beraber yeni bir işgal süreci başlamış oluyor. Ve bu işgal süreci de Ermeni insanının bütün haklarını inkar ediyor. Ermeni sürekli bir suç haline geliyor. Ermeni olmak büyük bir suçtu. Bugüne kadar o koşullar çerçevesinde Ermeni halkı bu süreçleri, bu zorlukları yaşa geldi. Bugün daha sonradan yapılmış Lozan kriterlerine baktığımız zaman orada herhangi bir ulus tanımlaması söz konusu değil. Ve bu ulus tanınmasında yanı sıra dini sorun mevcuttur. Bu dini sorun işte hakim olan yine Osmanlı'daki Teopatrik mantığında yer almaktadır. Bu Teopatrik mantığı şöyle ki yani Osmanlı Müslüman Milliyet-i Hakime mantığı ne karşı işte Müslüman olmayanların haklarını işte korumak, onun haklarının garantisi alması söz konusu. Bu da bir dini cemiyetlerin haklarından diye görmekteyiz. Bu dini cemiyet olarak görünen haklar yalnız İstanbul'da sınırlı tutuluyor. Oysa ki hiçbir sınır yoktu İstanbul değil. Genelinde yani kendi mevcut olan sınırlar içindeki geneline söz konusuydu. Ama bunu yalnız İstanbul'da sıkıştırıldı. Burada bu süreçte sürekli Ermeniler sindirilmeye çalıştı. Asimilasyon ve göç ettirmeye çalıştı. Oysa ki en doğal yani barışçı hak Paris Barış Anlaşması'nda 1919'da ele alınmış süreçlerin sonuçlanmasıdır ki Ermeni hakları orada koruma altına alınmıştır. Ve bunun çerçevesinde en son olarak Sevr Anlaşması söz konusu oldu. Bunu da o zamanki Osmanlı hükümeti de bu anlaşmayı imzalattırıyor. Ve bu süreçte Ermeni halkların hakları, aynı zamanda Batı Ermenistan'ın bağımsızlığı söz konusu oluyor. Tanınma, yani fiili, aynı zamanda hukuki olarak. Lozan Anlaşması'nda bu süreç engel olmuyor.
Sevr anlaşmasındaki tanınmış olan haklarda. Fakat ne yazık ki sanki Lozan Sevr'le geliştirmiş bir mantık yürütülmüştür. O sebepten dolayı ki Ermeni halkı sürekli sistematik olarak yok olma, inkar edilmeye, asimilasyon ve göç ettirme baskıları devam etmeye çalışmıştır. Ve bu yeni yanlış bir cumhuriyet oluşturarak 1923'ten bugüne kadar bu inkar politikası ve yanlış bir devletin kendi varlığını var olmasına bir şekilde dünya kamuoyunu bu yanlışa bir şekilde göz yumdu. Sebep şunu değerlendirebiliriz. Çünkü o zamanki dünyanın iki bloklu olmasından da kaynaklıdır. Kapitalist ve sosyalist dünyanın iki kutuplaması. Bu sebepten dolayı Ermeni halkının haklarını görmezlikten gelme politikasını uygulattı dünya güçleri. Ama bu demek olmuyor ki hiçbir zaman o topraklarda Ermeniler yaşamamış ve yoktur varlığı. Oysa ki bugün yine o topraklarda zor baskı altında milyonlarca diyebiliriz yani soydaşlarımız yaşamaktadır. Bugün şöyle bakarsak Armenoid insan tipi bugün Batı Ermenistan'da ve Küçük Asya'da belgelerine baktığımız zaman yaygınlık söz konusudur, çok yaygındır. Bu da şöyle açıklayabiliriz ki bu insanlar geçmişte bizimle soydaştı. Ama rejim bizi yabancılaştı. Mevcut olan rejimler bizi yabancılaştırdı. Bizden koparttı. Bize başkalaştırdı. Yeni farklı inançlar oluşturarak birbirine ötekileştirdi. O yüzden ki mevcut olan yereldeki yaşayan Ermeni halkı özgür bir şekilde yaşantısını sürdüremedi, özgür bir şekilde kendini ifade edemedi. Ve bu da bugünkü mevcut olan rejimin demokrasisi hep yani kendi anayasa bildirilerine yalnız kalmış oluyor. Hiçbir zaman uygulamadı, söz konusu değil çünkü demokrasi o zaman kendisine aykırı olmuş oluyor. Oysa ki Ermeni haklarını tanıtmış olsaydı, Batı Ermenistan'ı işgal etmeseydi bugün durum çok farklı olurdu. Orta Doğu'daki bugün bu sorun da olmaz olurdu. Batı Ermenistan'da yaşayan Türkleşmiş ve Kürtleşmiş Ermenilerin öz kimliğine kavuşması için ne gibi adımlar atılmalıdır? Evet, çok önemli bir soru. Bugün Batı Ermenistan'da başta Türkleşme söz konusu. Çünkü devlet mekanizması teşkilatlaşmanın Türk programıdır. Türk olma programıdır. Kendi bütün vatandaşları hepsi kendi nezdinde hepsi Türktür. Türkleşme politikasıdır. O yüzden ki bütün sistematik bir şekilde mevcut olan cumhuriyet yani sistematik bir şekilde Ermeni halkını Türkleştirdi. Kürtleşme politikası da yerel lokal olarak görebiliriz. Hem bunun Osmanlı sürecinde hem de Cumhuriyet sürecinde soykırım süreçlerinde soykırımda fiziki olarak hayatta kalmayı başaranlar mucize bir şekilde ve yereldeki kimlik, dil etkisinin altında kalmak mecburen kaldı. Ki lokal küçük halklar içinde de aynı şekilde Ermeniler asimile oldu.
bir Ermeni insanın birkaç tane kimliği bu şekilde oluşmuş oluyor ama kendi kimliklerini hep ikinci geri planda tutmak mecburen kaldı. Oysa ki kendi yaşam güvenceleri söz konusu değildi. Bugün lokal, yereldeki Ermeni, Kürt ve Türkleşmiş Ermenilerin kendi kimliklerini yaşatması için kendilerinin anlayacağı dilde, başta Türkçe olmak üzere bunun birçok doğru yayınlar yapılması, doğru bir şekilde yayınlar, internet TV aracılığıyla ve birçok önemli kitap, broşür, makalenin Türkçe çevirmesi, bunun bunu bu şekilde insanların okumasına ulaşılması çok önemlidir. Batı Ermenistan'daki yaşayan Ermenilerin orada özgür olması ancak tabii ki süreçle ilgilidir. Bu süreçte Batı Ermenistan'ın haklarıyla alakalıdır. Aynı zamanda tarihsel Ermenistan ve Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin kendi otokton Ermeni kimliği ile alakalı onu sahiplenmesi önemsemek lazım. Bunun bilinçlenmesi gerekiyor. Dünyanın dört bir tarafından sürgünde yaşayan Ermeniler olsun. Bunun farkında olması gerekiyor. Bugün bütün soydaşlarının kendilerine ihtiyacı olduğunu farkında olması gerekiyor. Batı Ermenistan'da bugün de hala Ermenilerin yaşadıklarını kabul görmeleri gerekiyor. Kimlik bilincine kavuşması gerekiyor tekrar öz kimliğine. Onu da bütün dünyadaki Ermenilerin bu konuda samimi bir yaklaşımı önemlidir. Herkesin bu konuda yapacağı çok yardımlar vardır. Çünkü sonuçta hepsi birbirine bir şekilde kardeştir, soydaş, akrabadır. Ve bu bir insanlık davası aynı zamanda. Bunu sahiplenmesi gerekiyor. Bağlantı kurulması gerekiyor. Ziyaretler. Aynı zamanda Doğu Ermenistan'a daha yaşayan Batı Ermenistanların da kendi akrabalarını bulup bağlantı kurması gerekiyor, sahiplenmesi lazım, misafir etmesi lazım. Aynı zamanda kendisi onlara gidip misafir olmaları çok önemlidir. Bu tür programlar çok önemlidir. Gidip gelmeler, konuşma, diyalog. Ve bunun da en önemlisi de diyebiliriz ki bugün yani TV'nin olması çok önemlidir. Ki bugün çok memnunum Batı Ermenistan internet TV'sinde konuk olduğum için. Bunun daha iyi programın yankılanması ve güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sayın Daronyan, sizce Batı Ermenistan sorunu nasıl çözülebilir? Çok önemli soru. Batı Ermenistan sorunu bizim tarihsel olan haklarımızın iyice farkında olmamız lazım. Haklarımızın doğru yerde savunmamız gerekiyor. Batı Ermenistan sorunu öncelikle 1878'den beri süregelen haklarımızın prosesini iyice idrak etmek gerekiyor. 1878'den bugüne kadar süreci takip etmek hiçbir zaman dünyaya dağılmış Ermeni halkı kendi vatanlarını unutmadılar. Ama süreç onlar bütün dağılmışlığı için çok kolay da olmadı.
sürgünde ki bulunduğu ülkelerde ki yaşamları, yaşama dönüşleri de çok kolay olmadığını da görmekteyiz. Bunun da bir de Batı Ermenistan'da yaşamanın da daha ne kadar zor olduğunu düşündüğümüzde bu sorun bugün de kalıcı bir sorun olduğunu görmekteyiz. Onun için Batı Ermenistan haklarının müdafaa edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki Batı Ermenistan haklarını müdafaa etmek için 17 Aralık 2004'te Şuşi kentinde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi tekrardan inşa edilmiştir. Ve bugün bu hakların savunması için bildirgesi yayınlanmıştır. Kendi kaderin tayin hakkını ve kendi yerli haklarını sahiplenmesi gerekiyor. Bugün bu Batı Ermenistan'ın oluşmuş hakları mekanizmasını çok önemsemek gerekiyor. Ve bugün bu hakların oluşmasına da aynı zamanda kurucu su olan başkanlığını yürüten Sayın Armenak Abrahamyan bu çalışmasını bugün dahil devam etmektedir. Ve bu çalışma bence çok önemlidir. Daha çok bilinçlenmesi gerekir, sahiplenmesi gerekir ki dünyanın farklı ülkelerine dağılmış, sürgünde yaşamış Ermenilerin bunu kesinlikle samimi bir şekilde görmesi gerekiyor. Bizim farklı siyasi parti veya da dini görüşlerini bir araya bir tarafa bırakıp bu Batı Ermenistan'ın haklarıyla sahiplenmesi gerekiyor. Bununla bu talep sahiplenme geriye dönüş adımların atılması yapılması gerekiyor. Bu tür adımlar, bu tür mücadeleyle doğru yere geleceğine inanıyorum. Aksi takdirde Orta Doğu'da kesinlikle barış söz konusu olmaz. Bu aynı zamanda soykırım failli rejim için de bir barış getirmiş oluyor. Bu barışın getirmesi için başta Batı Ermenistan halkı hem kendi ülkesinde hem sürgünde yaşayan halkı bu haklarını sahip çıkması gerekiyor, bilinçlenmesi gerekiyor. Ve halkımız hem orada yaşıyor hem sürgünde yaşıyor. Bunun bilinçlenmesi, sahiplenmesi samimi bir şekilde sahiplenmesi gerekiyor. Ve son olarak Batı Ermenistanlılara neler demek istersiniz? Batı Ermenistan'da yaşayan, Batı Ermenistan'daki soydaşlarımız, bizimle yaşayan halk, inanç grupları, bugün bu Batı Ermenistan halkı ve Batı Ermenistan hakları bir yabancı bir mantık veya da bir yabancı bir görüş olmadığı, Batı Ermenistan'ın kendisi olduğu, Batı Ermenistan'ın yerli halkı olduğunu, Batı Ermenistan kendi özgün hakkıdır. Bunu birleşmesi, sahiplenmesi, birlikte olmaları, bunu kabul görmesi ve bunu bu yaklaşımı bir ön yargıyla yaklaşmaması gerekiyor ve bunu samimi olarak görmesi lazım. Hepimize orada tekrardan huzur, refah getirmesi için bunu sahiplenmesi gerekiyor. Birlikte bu hakları
bu mücadelesi verilmesi gerekiyor. Bugün Batı Ermenistan bayrağıyla birleşip bu haklarımızın olduğunu kabul görmesi gerekiyor. Onun için Batı Ermenistan kendi hakkını ve kendi kaderini kendi elinde ve çözümü de kendisinde görmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Daronyan, bu ilginç sohbetimiz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, programımızı burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.